Peki efendim şöyle, Amerika'ya gittiniz, Almanya'ya gittiniz. Evet. Bu sizin fikriniz miydi? Doğru bir program evet. mıydı? Yine olsa yine gider misiniz böyle evet. bir dönemde? Sayın İmamoğlu'nun davası varken Almanya'daydınız. Evet. Ve o dava ile ilgili ya buradan bir şey çıkmaz efendim dendiği çokça kulislerde konuşuldu. Evet. Böyle bir şey dendi mi size? Kim dedi? Ve şimdi olsa gitmezdim diyor musunuz? Amerika'ya gittim. İngiltere'ye gittim. Almanya'ya gittim. Osmanlı sanayi devrimini kaçırdığı için battı. Şimdi her saniyede birden fazla buluş var. Şimdi teknoloji devrimi. Teknoloji çağındayız. Türkiye bunun neresinde? Eğer iktidar olduğumuzda dünyanın en saygın bilim insanlarını Türkiye kökenli kendi ülkenize getirmiyorsanız, teknolojide bir atılımın önünü açmıyorsanız, üniversiteleriniz bilgi üretmiyorsa sizin teknoloji devrimini yakalama şansınız yok. Ama ben Amerika'ya nereye gittim? Şu anda ben Amerika'ya nereye gittim? MIT'ye gittim. Evet. Dünyanın teknolojide bir numaralı üniversitesi. Ben orada gidip siyasilerle görüşmedim. Oradaki Türk profesörlerle, bilim insanlarıyla görüştüm. Yabancı bilim insanlarıyla görüştüm. O üniversitede görev yapan, teknolojide çok büyük yatırımlar yapan, nanoteknoloji merkezini gezdim. İngiltere'ye gittim. Tasarım, teknoloji konusunda üniversite hocalarıyla görüştüm. Bilim merkezlerini gezdim. Yapay zeka merkezlerini gezdim. Acaba biz bunları kendi ülkemize getirebilir miyiz? Kendi ülkemize bu tür bir açılımı, bir çağdaşlığı hayata geçirebilir miyiz? Çok özür dilerim. Yine böldüm sizi. Kusuruma bakmayın. Aslında sorun burada şu. Almanya ziyaretiniz hasreten o açıdan. Amerika'daki 6 saat falan çok konuştuk. Sormayacağım. Yok, onu da sorun. Sorayım mı? Niye yani konuşuldu zaten. Sorun. Sorayım. Yani, tabii. Ama konuşuldu. 6 saat aklınıza kaybolmuş. Aklınıza gelen her şeyi rahat FETÖ'yle görüştüğünüz söylendi. 6 saat kaybol... Ya tabii ki. 8 saat. 8 saat özür dilerim. Evet. Kayboldunuz. Orada işte FETÖ'yle ya da... Öyle iddialar gündeme getirildi. İddialar öyle. Kaybolmadı. Hatta bir senatörle görüşecektiniz. Sonra bir anda bir problem oldu ve iptal edildi söylendi. O gitmeden önceki olay. Ha, gitmeden önce ya, bir senatörle görüşecektik. Fakat onun Kanada sınırına çok yakın olduğu için o kadar uzun mesafeye gidip dönme şansım olmadı. Ya. Gün yetmedi daha doğrusu. Anladım. Yoksa gidip görüşecektik. Almanya'ya giderken o da, davadan bir şey çıkmaz diyen biri oldu mu efendim size? O dur daha geleceğim oraya. Peki özür dilerim. Şu, önce şu buyurun 8 efendim. Saati. Buyurun. 8 saat ben... çıktım, New York'a geldim. New York'tan Washington'a geçtim. Zaten araçla 8 saat. New York'ta Erdoğan ailesinin kurduğu gökdelene gittim. Para, bu gökdelenin nasıl dikildiğini görsünler. Onun önünde bir video çektim. Oraya uçakla gitme şansım yoktu. Yani aynı gün içerisinde. Araçla gittim. Aynı zamanda benim yanımda devletin polisi de vardı. Yani ben tek başıma gibi. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de polisi vardı. Diğer arkadaşlarım da vardı. Gittim, binayı gördüm. Bu bina nasıl yapıldı? Buraya paralar nasıl gönderildi? Çünkü buradaki kişi, yani buradaki vakfın da Erdoğan ailesine başkan ait. Oradaki vakfın da Erdoğan ailesine ait. Siz milyon dolarları niye Amerika'ya götürüyorsunuz? 35 katlı gökdeleni niye yapıyorsunuz? Ben bunu sormayacak mıyım? Ben bunu sormuyorsam ben niye siyaset yapıyorum? Kul hakkı yiyen insana ben neden bu soruyu sormayacağım diye. Hazır Amerika'ya gitmişim. Hazır dünyadaki, Amerika'daki teknoloji merkezlerini geziyorum, üniversiteleri geziyorum. Bir etkisi oradaki... oldu mu seçimin? Yani bir etkisi oldu mu sizce? Ya yani vatandaş Türkiye'de mesela Amerika'ya gitmeseydiniz daha az oy alır mıydınız? Ya onu oturup ölçmek lazım. Evet, ölçtün. Yani mesela bu seyahatleri bakıyor şimdi musunuz? Şimdi eleştiri geldi. Başarılı, başarısız. Yok yani eleştiri de geldi. Çok iyi yaptın diyen de geldi. Olur tabii yani biz bunların hepsine saygı duyarız. Ama Türkiye'nin teknoloji konusunda bakın bir ülkenin üniversiteleri bilgi üretmiyorsa siz teknolojide bir şey yapamazsınız. Boğaziçi Üniversitesi ne oldu? Niye bu hale geldi? YÖK'ün sefaletine bakın niye bu hale geldi? Bilim insanları neden yurt dışına gidiyor? Gencecik evlatlarımız neden geleceği yurt dışında arıyor? Bakın, yüksek yetenek inşası diye bir kavram var. Yüksek yetenek inşası. Yüksek yetenek inşası şu. Bir ülkeyi ileriye taşıyan,
Yani bir ülkeyi geleceğe taşıyan o ülkenin nüfusunun %1,5-2'sidir. Yani üstün zekalılardan oluşur. Dünya bu yüksek yetenekli insanları kapma yarışındadır. Evet. İngiltere bütün dominyonlardan bunları topladı. Buharlı motoru keşfetti, sanayi devrimini başlattı. Amerika uzay çağını başlattı. Çin'le Amerika arasındaki kavga aslında bir yüksek yetenek inşası kavgasıdır. En yetenekli insanları gönderdi Amerika'ya. Bütün üniversitelerinde okudu bunlar, bilgilendiler ve bunların tamamı geri döndü Çin'e. Çin'de bugün hangi noktaya geldi? Biz ise en yetenekli evlatlarımızı bütün dünya kapıyor. Belki neden? Şöyle bir eleştiri vardı. Yani seçimi kazandıktan sonra artık uygulayabileceği bir yer. Sonraki aşama ya, belki bir sonraki aşama diye. Ama çokça sorun var. Almanya'ya giderken... Tabii ona da geliyor. Lütfen. Orada İmamoğlu davasından bir problem çıkmaz. Gidelim efendim, efendim diyen biri oldu mu efendim? Oldu tabii. Kim ya, efendim? Olur mu ya şimdi ben şu bana söylendi yani. Peki. Yani bu ahlak denen bir kural var. Yani evet, etik değerler vardır yani. Tamam. Evet yani orada yapılan suçlamanın doğrudan bilirkişi raporu var. Alınan başka yazılar var. Normalde baktığınız zaman buradan bir şey çıkmaz. Kaldı ki benim Almanya'ya gidişimde, benim Ankara'dan oraya gidişimde aşağı yukarı aynı saatlerde. Yani ben akşam geldim zaten. Evet. Ama tabii çokça şey oldu, miting yapıldı. Sonradan katıldınız. Evet. Ertesi, ya sonra da yapıldı miting. Bir miting daha yaptık. Değil mi? Evet. Bir miting daha yaptık. Bu sefer ne oldu mitinge? 6 lider beraber gittik. Peki. Büyükşehir Belediye Başkanı'na destek vermek için gittik oraya. Yani orada yanıltıldığınızı düşünmüyorsunuz. Hayır. Veya bir kasıt olduğunu, size yönelik bir kasıt olduğunu düşünmüyorsunuz. Şimdi sizin yurt dışı seyahatiniz sizin kendi iradenizle olmuyor tek başına. Gideceğiniz üniversitede, gezeceğiniz yerlerde önceden programlanması lazım. Bu programlar çerçevesinde siz oraya gidersiniz. Yoksa telefon açıldı, ben yarın geliyorum. Sizi kabul etmezler. Ya bizim devletin kuralları var ama oradaki üniversitelerin de kendi kuralları vardır, ilkeleri vardır. Haberi aldığımızda, mahkumiyet haberini aldığımızda uçak kiralayıp hemen geldim zaten.